deney ve ilk prensiplerden öğrendiklerimiz adlı konuşmasını yapacak. Merhabalar, benim ismim Ersen Mete. Ben burada bir grup çalışmasını sunacağım. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz sonuçları paylaşacağım. Bu organizasyon ve davet için teşekkür ederim. Grup çalışmasında hem deney hem de teori kısmı var. Teori kısmında ben Merve Yortanlı, Balıkesir Üniversitesi'nde doktor öğrencisi, Oğuz Gülseren Bilkent Üniversitesi'nden, Taymaz Tabari deney grubunda Deniz Üner'le beraber kimya mühendisliğinde ODTÜ'de, Şinasi Ellialtıoğlu TED Üniversitesi'nden, Berkeley grubunda Jeff Reimer grubu var. Onların ekibinde de Jung Zhu ve Tiffany Chang var. Burada bizim ilgilendiğimiz problem, zaman kısıtlı olduğu için bu outline'ı geçeyim. Güneş enerjisini çevirmek. Bunun için temelde iki tane prensip var, iki tane kullanılan yöntem var. Bir tanesi güneş ışını doğrudan doğruya absorbleyip elektriğe çevirmek. Bunun için paneller var. Bu ikinci yöntem de termoelektrokimyasal bir yöntem. Burada güneş ışığıyla bu malzemeyi ısıtıp içerisinde oksijen boşlukları meydana getirmek. Dolayısıyla bunun üzerinden bir oksijen çıkışı almak. Sonra bu oksijen boşlukları varlığında sistemi suyla suyla bir araya getirip suyu ayrıştırmak ve hidrojen çıkışı sağlamak. Dolayısıyla bu süreçte ısınırken, ısıtıldığında oksijen boşlukları varlığında oksijen eldesi. Burada suyla temas ettiğinde suyun ayrıştırılmasıyla hidrojen eldesi var. Aynı zamanda burada karbondioksit ve karbonmonoksitle temas ettirip bu reaksiyonlar sonucunda yüksek hidrokarbonlar da elde edilebilir. Bu süreçlerde bu sistemin bir yakıt hücresi olarak çalışması da mümkün hale gelebiliyor. Bu yöntem yaygınlaşması açısından daha kolay diğer panellere göre. Hemen yaygınlaşabilecek, endüstrileşebilecek bir sistem. Şimdi biz burada tabii hem deney hem de teori kısmı olduğu için bu teori kısmındaki kullandığımız yöntemlerle ilgili kısaca bilgi vereyim. Şimdi deney grubunda ele alınan sistemlerin büyüklükleriyle bizim hesap yaptığımız hücreler arasında çok büyük farklar var. Biz çok küçük hücrelerde ancak hesap yapabiliyoruz ama deneysel grupların ele aldığı skala bizden çok çok büyük. İkisini örtüştürmek çok kolay olmuyor. Hesap kısmında çok parçacıklı bir sistemin bize toplam enerjisini elde etmemiz lazım. Bu yöntemlerden bir tanesi en baştaki Hartree-Fock teorisi. Hartree-Fock teorisinde işte bir Slater determinant şeklinde bir toplam dalga fonksiyonu yazılımı var. Bu antisimetrik olacak şekilde fermiyonik sistem için bu şekilde. Bunun temel durum enerjisini elde ederken bu her parçacık işte birbirinden bağımsız ve diğer elektronların oluşturduğu bir ortalama averaj potansiyel içinde yüzüyormuş gibi düşünülüyor tabii. Buradaki terimler işte kinetik terim, bu potansiyel, burası elektron yoğunlukları arasındaki hard rate etkileşimi, burası da exchange terimi. Bunlar arasında bir eksi işareti var, tabii bu antisimetriden geliyor. Dolayısıyla bir elektronun kendisiyle etkileşmesi burada engellenmiş oluyor. Bu şey...
Density Functional Theory'ye geçtiğimiz zaman, yani böyle bir sistemi Density Functional Theory'ye çalıştığımız zaman bu burası kapalı. Exchange ve korelasyon etkileri az önceki Hartree-Fock teorisindeki gibi böyle birbirine çok mükemmel bir şekilde yok edecek gibi tasarlamış değil. Bunu nasıl yazılacağı da belli değil. Yani exchange ve korelasyon kısmı biraz Monte Carlo hesaplarıyla falan formülize edilen bir kısım. Ama prensip olarak yine aşağı yukarı aynı şey var. Yani burada bir kinetik terim var, burada bir efektif potansiyel var. Her elektron, her parçacık bu operatör etkisinde bir özdeğer alıyor. Yani bu özdeğer değil tabii ama konşam bir enerji değeri gibi görebiliriz. Bunlar tabii gerçek parçacıklar değil. Etkileşimli bir sistemi, etkileşimsiz yardımcı bir sisteme map ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir aynı Hartree-Fock teorisinde olduğu gibi bir sistem var. Fakat burada bir fark var. Biz burada toplam dalga fonksiyonunu elde etmek gibi bir amacımız yok. Yani çok küçük bir sistemde bile böyle bir şey elde etmeye kalksak zaten yazamayız. Yani disklere sığınmaz. Çok büyük nümerik olarak böyle bir şeyin altından kalkmak pek mümkün değil. Pratikte değil zaten. Dolayısıyla burada bir yoğunlukla ilgileniyoruz biz. Elektron yoğunluğu hem deneysel olarak prob edilebilir, yani erişilebilir bir şey. Hem de biz bunun üzerinden bu formülizasyonu gerçekleştirirsek daha pratik bir sonuç elde edeceğiz. Buradaki tek parçacık dalga fonksiyonları buradan elde edilecek. Buradan yoğunluk yazılacak. Yoğunluk dolayısıyla buradaki efektif potansiyel yazmak için tekrar kullanılacak. Kendi içinde bir döngüsü var. Bunun iteratif bir şekilde çözülmesi lazım. Buradaki exchange korelasyon etkileri de yine yoğunluğa bağlı olarak yazılacak. Burada ilk başlangıçta kullanılan yerel yaklaşıklık yöntemi, burası homojen bir elektron gazının işte korelasyon ve exchange özellikleri Monte Carlo hesaplarıyla çıkarılarak elde ediliyor. Bunun üzerine işte bir Hubbard-U itmesi eklenebiliyor tabii. Bu bazı sistemlerde kullanışlı olabiliyor. Burada bunun üzerine LDA'nin üzerine eğer bunu bir açılım haline getirirsek bu potansiyel etkisini gradyen birinci gradyente eklersek expansion'daki Taylor expansion'daki dolayısıyla birinci gradyenleri de buraya gelmiş olacak. LDA'nin bir üstü olacak. Bunların tipleri var. GJ'in tipleri, PB, işte PW falan gibi bir sürü fonksiyoneller var. Bir de hibrit yöntemler var. Hibrit yöntemler az önce gösterdiğim buradaki Hartree-Fock'taki tam tanımlı olan bu exchange interaction, bu etkileşimi hesaba katarak buradaki PB ile semi empirical, yani semi local terimlerle bir araya getirerek böyle bir etkiyi hesaplıyor. Hibrit yöntemlerden bizim kullandığımız HSC denilen yeni bir yöntem. Bu modern bir yöntemlerden bir tanesi. Bu exchange kısmı short range, kısa menzil ve uzun menzil diye ikiye ayrılıyor. Uzun menzil, kısa menzilde bu Hartree-Fock exchange ile A kadar mix ediliyor, karıştırılıyor. Bunların uzun menzilli kısımları birbirine yok edecek şekilde davranılıyor. Bir tanesi artı, bir tanesi eksi işaretli geliyor. Dolayısıyla kısa menzilde böyle bir screened bir Coulomb etkisini dahil etmiş oluyoruz. Şeyden Hartree-Fock'tan katarak. Burada bunu katarak biz bu density functional teoride Hartree-Fock teorisinde olduğu gibi elektronun kendisiyle etkileşmesini engelleyecek şekilde bir etkiyi buraya katmış olmak amacıyla bunu yapıyoruz. Çünkü density functional teori aslında sistemin toplam enerjisini, taban durumundaki toplam enerjisini varyasyon olarak buluyor. Yani aslında uyarılmış durumları bulmak için tasarlanmış bir teori değil. Şimdi ele aldığımız örnek sistem şu, kurşun titanat. Kurşun titanat az önce gösterdiğim çevirimde kullanılabilecek bir malzeme, perovskit bir yapı. Stoikometrik olarak içerisinde oksijen miktarı yüksek ve bahsettiğimiz sıcaklık aralığında bu çevirim içerisinde çalışırken bu tetragonal yapısını bozmadan çalışabiliyor. Bu sistemin işte deneysel olarak atomik koordinatları, bizim hesapla elde ettiğimiz koordinatlar birbirlerine bakıldığı zaman bunlar birbirle güzel bir şekilde örtüşebiliyor.
Burada yeni, modern olarak kullandığımız bu hibrit yöntem aslında PB ile çok farklı bir şey vermiyor. Bu yapısal olarak aynı şeyleri kabul edilebilir, makul seviyede ikisi de verebiliyor. Biz burada bu malzemenin içerisinden oksijen sökmeyi amaçladığımız için bunun içerisinden oksijen sökmeyi kolaylaştıracak bir kobalt katkılaması düşünüyoruz. Oksijen sökmenin enerjisini azaltmak için. Dolayısıyla hesap yaptığımız hücre bizim bu büyüklükte. Bu birim hücrenin 2x2x2 büyütülmüş hali. Az önce bahsettiğim yöntemleri kıyaslamasına bakarsak elektronik yapılar açısından deneysel olarak bu elektronik bant aralığı 2.7 elektron volt bu malzeme için. Ama bu standart density functional teorinin kendisinin değiş tokuş ve korelasyon etkilerini kullandığımız zaman bu bant aralığı 1.5 elektron volt gibi bir sayı değerine ulaşıyor. Buradaki bant aralığı indirekt, işte gamma ile x arasında indirekt bir gap var. Bu 1.5 elektron volt veriyor. Bu deneyden çok uzak. Zaten teori bunu bize vaat etmiyor. Teori sadece bu toplam enerjiyi en iyi şekilde estimate edeceğini söylüyor. Bu uyarılmış durumlar aslında hesaba matris diagonalizasyonu yapmak için bizim ekstradan koyduğumuz boş durumlar. Bunlar aslında ekstradan geliyorlar. Bunların doğru olmasını teori garanti etmiyor. Biz modern bu yöntem, bu hibrit yöntemle buradaki aralığı exact exchange katarak açıyoruz. Dolayısıyla buradaki elde ettiğimiz bant aralığı 2.8 elektron volta yükseliyor. Deneyle kıyaslanabilir bir hale geliyor. Bunu bu şekilde elde etmemiz lazım ki güneş enerjisini soğurma işlerinde tutarlı bir şeyler konuşabilelim. Şimdi burada iki şey birbirine mi girdi acaba bilmiyorum. Ha. Bu sentezlenen malzemelerin XRD sonuçlarına bakarsak burada en altta kurşun titanat var. Onun üzerinde %10 katkılı kobaltlı kurşun titanat var. Onun üzerinde %50 katkılı kobalt titanat, kobalt katkılı kurşun titanat var. Onun bir üzerinde renginden dolayı çok iyi görünmüyor olabilir. Kurşun oksit malzemesinin XRD sinyali var. Onun üzerinde titanyum dioksit var. Burada kobalt katkılandıktan sonra kobaltın titanyumla mı yer değiştirdiğini yoksa kurşunla mı yer değiştirdiğini bilmek lazım. Buradaki sinyale bakarsak şu düşük açılı düzlemde şöyle bir sinyal elde ediliyor. %10 katkılı kobalt katkılı sistemde ve buradaki de kurşun oksit sinyaliyle örtüşüyor. Dolayısıyla burada kurşun tabakasında bir şey karşılık gelecek kobaltın katkılanması. Biz hesap olarak bakarsak, hesap yaptığımızda kobaltı titanyumla yer değiştirdiğimizde bu değişimin maliyeti 7.09 elektron volt gibi bir maliyeti var. Ama kobaltla kurşun yer değiştirdiğimizde bunun maliyeti 1.89 elektron volt. Dolayısıyla buradaki XRD'nin önerdiğiyle hesabın bize verdiği şey birbiriyle örtüşüyor. Demek ki kobaltı kurşun tabakasında yerleşiyor. Dolayısıyla biz de burada kobaltı, burada pembe görünen atom kobalt, siyah görünenler kurşun. Dolayısıyla kurşun oksit tabakasına yerleştirerek bunu konuşuyoruz. Bunlar farklı katkılı seviyelerindeki halleri. İşte birisi %25, bir tanesi %50 katkılı halleri. Oksijen boşluğu elde etmenin enerjisini hesapladık. Buradaki hesaplara bakarsak, burada iki tür oksijenden bahsetmek mümkün. Birisi titanyum dioksit tabakasında, buna O2 diyoruz. Kurşun oksit tabakasındakinde O1 diyoruz. Oksijen bu tabakadaki oksijeni O1 diyoruz. O1'in kurşun titanattan sökülmesinin maliyeti 5.28 elektron volt. Titanyum dioksit tabakasından sökülmesinin maliyeti 5.14 elektron volt. Kobalt katkıladıkça bu dikkate değer bir şekilde düşüyor. Kobalt katkılama buradayken oksijen sökmenin maliyetini düşüren bir faktör olarak devreye giriyor. Dolayısıyla bizim amaçlarımız için bu uygun. Bu mavi
eğri doğrusal bir şey gösteriyor, eğilim gösteriyor. Bu kurşun oksit tabakasından oksijen sökmenin maliyetini grafik olarak buraya çizersek bu doğrusal bir şekilde gidiyor. İşte 0.10'dan %10 katkılamadan %50 katkılamaya kadar bu şekilde azalıyor. Fakat titanyum dioksit tabakasında bu bir yere kadar lineer giderken sonra birden yükseliyor. Dolayısıyla kurşun oksit tabakasından oksijen sökmek biraz daha kolay oluyor kobalt buraya katkılandıkça. Kobalt katkılandıkça sistemin elektronik yapısında tabii farklar meydana geliyor. Bu farklardan en büyük burada söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi şu. Kobalt bu valansın üzerine daha çok katkı yapıyor. Dolayısıyla valansı sistemin valansını yukarı daha doğru itiyor ve bant aralığını düşürüyor. Dolayısıyla bu güneş enerjisini soğurmak için de aynı zamanda daha elverişli hale gelebiliyor. Burada reflektans spektrası var, UV visible spektrası var. Bu mor olan katkısız olan kurşun titanat. Diğerleri de işte %10 ve %50 katkılı halleri. Bunların deneysel olarak aralıklarına bakarsak, deney katkısız hali 2.70 elektron volt, sonra işte %10 katkılı halinde 2.56 elektron volta düşüyor. %50 katkılı halinde de 2.14 elektron volta düşmüş. Hesapla buna baktığımız zaman 2.80 katkısız hali. Bizim burada %10 karşılaştırmamız yok, %25 karşılaştırmamız var. 2.34'e düşüyor. En son hali bunların ikisi aynı mertebede katkılamalar. Bu da 2.17. Dolayısıyla birbirle tutarlı sonuçlar buradan elde edebiliyoruz. Hem hesap kısmından hem de deneysel kısmı birbirle örtüşüyor. Kimyasal kayma değerlerini buradan deneysel olarak hesaplanmış. Şu şekilde elde edilmiş, deneysel ölçümler yapılmış. Bu kurşun titanatın katkısız halindeki sinyal bu şekilde, kimyasal kayma sinyali. Katkılandıkça bu sinyal negatif değerlere doğru kayıyor. Bunun fiziksel yapıyla bir alakası olması lazım. Dolayısıyla biz hesapla bunu görebilir miyiz? Hesapla biz chemical shielding, yani kimyasal shielding'i hesaplayabiliriz. Bu sistemin üzerine dışarıdan uygulanacak olan bir manyetik alanın bir nükleer bir çekirdek etrafında meydana getireceği manyetik yüklenmeyi hesaplayabiliriz etrafındaki elektron yapısının değişmesiyle. Tabii hesap yaparken bunları tam olarak bulmak mümkün. Yani tam line shape'leri elde etmek mümkün ama deney burada bu line shape'leri tam olarak bulamıyor. Çünkü deneyde görülen bu shielding tensörünün sadece izotropik kısmı, yani diagonal elemanlarını ancak probe edebiliyor deney. Bizde daha fazla zengin bilgi var hesap yaparken. Bir de hesapta tam kurşun sinyalini elde edebilirken deneyde bunu bir referans moleküle göre kimyasal kaymasını bulmaları gerekecek. İki tane referans molekül var. Bir tanesi tetrametil kurşun, bir tanesi de kurşun nitrat. Bu ikisindeki değerlerle kıyaslama olarak kimyasal kayma sonuçları elde ediliyor. Biz de hesaplarımızı bunlarla örtüşecek şekilde yaptığımız zaman şu şekilde bir trend görüyoruz. Bu turuncu renkli olan deneysel, bu da mavi olan da hesapsal sonuçlar. Aralarında bir slope eğim farkları var. Fakat aralarındaki şey farkı frekans cinsinden 200 ppm kadar bir fark var. Ama trend olarak aynı trendi veriyor. Dolayısıyla bu NMR hem hesap kısmından hem de deney kısmından yapı tayini ile ilgili bizde bir ipucu veriyor. Hesap kısmında da line shape'lerin kendi orijinal halleriyle daha zengin bir bilgiye sahibiz. Burada birkaç animasyon var ama bunları gösterebileceğimi bilmiyorum. Kobalt bu titanyum dioksitin işte kurşun oksit tabakası terminate edilmiş yüzeyin üzerine konulduğunda
burada bu animasyonda şey görüyoruz. Yani relaksasyon yapıldığında kobaltın bu sistem üzerindeki etkisini görüyoruz. Az önceki animasyon çalışsaydı orada şeyi görecektik. Kobalt yüzeye doğru çöküyor. Kobalt aynı burada buraya koyduğumuzda bulunduğu seviyede kalıyor. Yani yüzeyde çok fazla bir deformasyona sebep olmuyor. Burada da az önce bahsettiğim çevirimdeki yüzeyin suyla temas ettirilmesinden bir hidrojen gazı elde etmesi için bir senaryo üzerinden konuşuyoruz. Yüzeyde iki tane oksijen boşluğu var. Bu oksijen boşluğuna, iki komşuluktaki oksijen boşluğuna iki tane su molekülü yerleşmiş durumda. Burada iki tane komşulukta, oksijen boşluğundaki komşulukta su molekülünün hidrojenleri birbirini görüp burada hidrojen açığa çıkabiliyor. Bunların deneyleri henüz yapılıyor şu anda. Deneyden öğrendiklerimiz şu, yüzeyde belirli sayıda oksijen boşluğunun konsantrasyonunun mevcut olması lazım. Eğer düşük seviyede oksijen boşluğu varsa böyle bir tepkime görmek pek mümkün olmuyor. Hidrojenler gidip tekrar başka yerlere birleşiyor. Ama buradaki şu örnekte bunun oluşabilmesi için 3 tane oksijen boşluğu var yüzey üzerinde. Bu sağlandığı takdirde hem su molekülü o oksijen boşluklarına yerleşebiliyor hem de hidrojenler birbirini görüp yüzeyden bir hidrojen eldesi mümkün hale gelebiliyor. 4 tane oksijen boşluğu olduğunda yine aynı şekilde böyle bir etki görülebiliyor. Fakat bu sefer de yüzeyde bir reconstruction'a sebep oluyor, yüzeyi bozuyor. Dolayısıyla buradaki oksijen boşluğunun oranı önemli hale geliyor. Böyle bir sistemde kurşun oksit terminated bir yüzeyde yüzeye üzerine bir tane hidrojen atom getirsek, bir tane oksijen atom getirsek acaba yüzeydeki oksijeni sökebilir mi? Baktığımızda oksijen buradaki oksijeni sökebilecekmiş gibi durmuyor. Fakat buradaki hidroksil yapısı yüzeyden oksijeni kopartıp şuradaki titanyumu aşağı çökertecek şekilde bir sonuç verebiliyor. Herhalde süremi aştım. Zaten söyleyeceklerimi söyledim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Soru veya comment? Bu perovskit yapı kurşun titanata çok benzer ve de barium titanat var. Onu deneyebildiniz mi? Aynı. Kurşun titanat gibi barium titanat. Aynı zamanda piyazo özellikleri. Evet, barium titanat da bir alternatif, evet. Biz burada özellikle kurşun titanatı çalışıyoruz. Deney ekibi çünkü onu seçmiş, onu çalıştığı için biz de hesaplar olarak onlara yetişiyoruz. Teşekkür ederim. Tabii yapıyorlar. Tabii yapılıyor. Yani kobaltın buradaki varlık amacı oksijen boşluklarını daha kolay elde edebilmek. Oksijen boşlukları haliyle hala perovskit yapıyor. Evet. Kobalt eklediğiniz zaman da hala perovskit. Evet, evet. Yani zaten özellikle bu malzeme onun için seçilmiş malzemelerden biri. Bu seramik malzemeler bu sıcaklık aralıklarında çok fazla şey olmuyor, distort olmuyor. Ha, yüzey ama yüzeyde yani balkta alt kısımda çok fazla bir deformasyon yok. Yüzeyde olabilir tabii yani. Yok yani yüzeyde rekonstrüksiyon her sistemde olabilir yani mümkün olabilir. Başka soru yoksa bu oturumu bitiriyoruz. Hepinize teşekkürler. Bir duyurum var. Akşam yemeği için ilgilenenler kayıtlarını yaptırsın.